Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Raspor ve Aspor Radyo ortak yayınında spor şansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm detayları her hafta sonu olduğu gibi sizinle paylaşıyor olacağız. Ali Baransel bizimle birlikte. Bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Özcan bizimle birlikte. Hoş geldin Mehmet. Teşekkür ederim Ceyda. Ali'yi görmek. Ali'yle uzun yıllar birlikte çalıştık ama ilk kez belki de bir yayın yapıyoruz. Evet olabilir. Ben Ali'nin moderatörlüğünde çok yayın yapıyorum. Çok yayın yapıyorum. Evet, yani. Jean-Michel Seri'nin Galatasaray transferini vermiştik. Evet seninle. Beraber vermiştik. Raporunda. Jean-Michel Seri'nin kırmızıyı vermiştik orada. Ali'nin koltuğu değişti. Hep buradaydı. Benim oturduğum koltuktaydı. Şimdi yorumcu koltuğunda. Evet. Ali Baransel, hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyi geldin. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz sana kırmadığın ve geldiğin için. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor. Dün akşam dev derbiyi geride bıraktık. Tabii ki detaylarını konuşacağız. Perde arkasında yaşananları, bireysel performansları hepsini konuşacağız. Ama bir Süper Lig'de bu haftanın sonuçlarına ve kalan maçların programına bakalım öncelikle birlikte. Yukatel Adana Demirspor Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Yılpor Samsunspor'u 1-0 yendi. MS Yapı Sivas Spor Tümosan Konya Spor karşısında 1-0 galip ayrıldı sahadan. Atakaş Hatay Spor Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Bugün saat 16'da 2 maç var. Siltaş Pendik Spor Mondihom Kayseri Spor'la karşılaşacak. Korendon Alanya Spor İstanbul Spor'la mücadele edecek. 19'da da yine bize iki karşılaşma bekliyor. Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor MK Ankara Gücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçı yarın saat 20'de. Babakars Fatih Karagümrük Biteksen Antalya Spor arasında oynanacak maçla birlikte Trendyol Süper Lig'de 34. haftayı geride bırakmış olacağız. Şampiyonluk yarışını detaylı bir şekilde konuşuruz. Derbiyi detaylı bir şekilde konuşuruz ama haftanın sonuçlarına dair genel yorumunuz ne olur? Çünkü şampiyonluk yarışı kadar alt sıralardaki mücadelede dikkat çekici. Evet yani sonuçlara baktığımızda benim dikkatimi çeken sonuçlardan bir tanesi Hatay Spor Başakşehir karşılaşması oldu. Hatay'daki irtifa kaybı devam ediyor. Bir türlü tehlikeli noktadan kendilerini dışarı atamadılar ama şöyle bir baktığımızda yukarıyla herhalde bir puanlık bir fark var. Halen şansı var Hatay Spor'un kalan haftalarda. Başakşehir'in çok ciddi bir çıkışı var Çağdaş Hoca liderliğinde. Onlar da Avrupa potasına kadar geldiler. Beşiktaş'ı geçti Ali. Ben şaşırdım mesela. Başakşehir. Evet, dünkü galibiyetle Beşiktaş'ı geçti. 3 maçlık üst üste bir seri yakaladılar değil mi? Beşiktaş'a karşı son dakikada attığı gol. Hani o dönem Başakşehir'i şöyle Beşiktaş'a geçer diye tahmin etmemiştim. Beşiktaş'ın bu kadar seri puan kayıpları. Beşiktaş'ın da tabii ciddi puan kayıpları var ama Başakşehir'in bu çıkışı gerçekten dikkat çekici. Ama ben dikkatle Hatay'ı takip ediyorum. Bakalım Volkan Hoca maçtan sonra da ilginç açıklamaları vardı. Sezon sonunu getirecek öyle gözüküyor. Devam edecek. Bakalım Hatay kalacak mı? Benim şu an en çok merak ettiğim hususlardan bir tanesi o. Ben İstanbul Spor'un ardından Ceyda geçen hafta Galatasaray'a karşı statta izlemiştim. Pendik Spor'a da düşer gözüyle bakmışım ama bu haftaki sonuçlar Pendik için hala şans var. Bugün Kayseri Spor'u yendiği anda gayet Pendik'te iddialı konuma gelecek kümede kaldı. Çok aday var. Konya Spor mesela dünkü yenilgi Konya Spor açısından handikap diyecektik. Hatay'ın yenilgisi onu takip etti. Evet. Altta bir türlü kopma olmuyor takımlar arası ama 40'ı geçen kümede kalacak gibi öyle. Evet bugün mesela Trabzonspor Gaziantep maçı var. Gaziantep için son tabii Trabzonspor için de ilk 3'te kalma adına son derece önemli ama Gaziantep de kümede kalma savaşı veriyor. Dediğin gibi Pendik Spor'un Kayseri Spor karşısında alacağı muhtemel bir 3 puan alttaki dengeleri tamamen yine değiştirebilir. Müthiş bir savaş aday var. Çok aday var. Tabii yani Karagümrük mesela şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'la mücadelesi var. Maçı var Karagümrük'ün. Yarın maçı var. 33 puanda yarın yine oynayacak ama kalan haftalarda da bir Galatasaray'la karşılaşması var. Konya Spor'un hem Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin maçı var. Evet. O da çok ilginç. Ya ben biraz Samsun Adana Demir'i benim için sınır. Samsun Adana Demir'i düşmez gözüyle bakıyorum ama Kayseri, Konya hala Adana Demir 41 puan yaptı. Tabii 40'ın üstünün çok riski yok. Bir galibiyete ihtiyacı var o takımların ama 40'ın altı işte Konya'da potada. Kayseri de hala potada bakarsak. Tabii Kayseri de potada. Ben yani Samsun Spor bir galibiyetle kalan 4 haftada alacağı bir galibiyetle kendini rahat hissedecek öyle düşünüyorum. Doğru. Ama orada senin dediğin gibi 4 takım düşüyor. Ankara Gücü de şu anda 37 puanda. Mesela yani Ankara Gücü'nün de daha böyle hani rahatladığını söylemek güç. Kayseri, Konya, Antep, Karagümrük, Hatay, Pendik.
İnanılmaz bir yarış olacak sezonun sonunda. Gaziantep Hatay maçı var diye biliyorum haftaya mesela. O maç haftanın maçı olur haftaya. Evet. Tam düşme kalma maçı olur. Yani beraberlik de iki takım da gidebilir bu arada. Şimdi derbiye dair detaylarla devam edelim. Derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Bu iş daha bitmedi mesajını verdi. Galatasaray'la 4 puanlık farkın açılmasına da izin vermedi. Beşiktaş mücadelenin büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladı. Sonradan Beşiktaş da maçın sonuna doğru bir gol vurdu ama pes etmeyen bir Beşiktaş ilk yarı dışında gördün mü? Sonuçta derbi maçta bu ligin şampiyonluk için iddialı takımlarından birine 10 kişi mücadele etmek de kolay değil. Nasıl değerlendiriyorsun? Evet yani tabii aslında maçın yani maç öncesindeki yani muhtemel genel senaryoya baktığımızda tabii Fenerbahçe'nin daha baskılı bir oyun oynayacağı, topa daha fazla hakim olacağını söylemek hata olmazdı. Zaten öyle de oldu. Fenerbahçe baskılı başladı karşılaşmaya. Topa daha hakim olan taraftı ki bir ara ilk yarıda %70'e %30 civarında bir istatistikle de karşı karşıya geldik. Ama Beşiktaş aslında dengeli bir oyun ortaya koymaya çalıştı. İyi mücadele etti o dakikaya kadar. Hangi dakikaya kadar? Musrati'nin oyundan atıldığı dakikaya kadar. Tabii böylesine karşılaşmalarda 10 kişi devam etmek oldukça zor. İşte 45 artıları 90 artıları da eklediğiniz zaman neredeyse Beşiktaş 85 dakika değil mi? 80-85 dakikaya yakın 10 kişi mücadele etti. Sonuçta Fenerbahçe rahat bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş'ın çok fazla Fenerbahçe kalesinde rakip kalede etkili olduğunu açıkçası görmedik. Cenk'in bir hani derler ya şapkadan tavşan çıkartırcasına hani müthiş bir golü vardı. Evet. Bir duran topta iyi hatta Livakovic'in Fenerbahçe kariyerindeki en iyi kurtarış bile diyebiliriz. Evet. Muleka'nın kafası. Ama o da bir duran top. Evet, bir de Semih'in bir pozisyonu vardı ilk yarıda yanlış hatırlamıyorsam. Çaprazdan. Dolayısıyla hani Fenerbahçe aslında çok zorlanmadan 3 puanı cebine koydu. Stresliydi Fenerbahçe. Aslında maçın hani maç dışında Fenerbahçe'nin o psikolojik yapısına da bakmak lazım. Şimdi Galatasaray'ın rakibinden önce 3 puan cebe koyması, 7 puanlık farkın açılması. Hani burada olası bir puan kaybında Fenerbahçe'nin artık tamamen lig yarışına havlu atması anlamına geliyordu. Ama Sarı Lacivertliler 3 puanı almayı başardı. Tabii daha detaylı olarak karşılaşmayı da değerlendireceğiz. Burada aslında hani El Musrati'ye de bir parantez açmak lazım. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun yapısına, kadro tercihlerine onlara da herhalde program süresince dile getireceğiz ama yani Fenerbahçe... El Musrati yorumunu çok merak ediyorum. Ben yani, de çok merak ediyorum. Biraz ilerleyen dakikalara onu saklıyorum. Onu saklayalım. Çünkü Ali muhakkak onun Portekiz kariyerine hakimdir. Yok, çok iyi tanıdığım bir oyuncu. Aslında hani Türkiye'ye gelmesini de çok arzu ettiğim oyunculardan bir tanesiydi. Kaliteli bir oyuncu ama işte hani fiyat, performans bunların hepsi masaya yatırılması gerekiyor. Onları ilerleyen dakikalarda konuşuruz diye tahmin ediyorum. Peki Mehmet'e hemen sorayım. Mehmet, Fenerbahçe'de dün derbi mücadelesi. Şimdi Adana Demirspor karşısında Galatasaray'ın galip gelmesi. Fenerbahçe'nin evinde farkın açılmasına izin vermeyeceğini hepimiz maç öncesi biliyorduk ki Fenerbahçe'de ilk dakikalarda baskılı oyunuyla birlikte 30. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golü, güzel golü farkı 2'ye çıkardı. Nasıl değerlendiriyorsun? İsmail Yüksek'in sakatlığı olmasa Fenerbahçe açısından daha baskın bir maç olurdu. Bence İsmail değişikliği, Kurunic aradaki farkı gördük. İster istemez İsmail... Yani, İsmail'e de geçmiş olsun diyelim. Fred en önemli belki orta sahadaki oyuncu ama ben İsmail'in de Fenerbahçe'nin dinamizmine çok şey kattığını düşünüyorum o baskı önde. Maça gelirsek de Joko yerine Batshuayi ile başladı İsmail Hoca ki Batshuayi'nin gol öncesi bir tane kaçırdığı pozisyon da var. Beşiktaş adına bence Necip'in sağ bek tercihi hatalıydı. Zaten hemen maçın başı bir sarı kart gördü. Doğal olarak Ferdi ile Tadiç oradan yüklendi ki Ferdi 0-0'lık bölümde kaçırdığı bir pozisyonda var. Yani sonuçta Necip'in olduğu bölgeden. Beşiktaş adına kırılma anı offside olan penaltı. Evet. Yani o penaltı olsa 1-1 olsa belki orada bir oyuna heyecan gelebilirdi. Offside olduğu için de olarak penaltı çalınmadı öyle söyleyelim. Fenerbahçe açısından ben iç sahada galibiyet bekliyordum Ceyda. Yani Beşiktaş'ın bu sezonki direnci. Ben biraz böyle bir beyin jimnastiği de yaptım. En son bir iş dönemi Beşiktaş ligde oynadı. 4 derbide kaybetmiş ama o 4 derbinin şöyle bir mazereti var. Olimpiyatta oynadı maçlarını Beşiktaş. Beşiktaş yani, Olimpiyatta oynadı evet. Dolmabahçe atmosferinden yoksun da öyle söyleyelim. Çok şahit olduğumuz bir durum değil. Üç büyükler arasındaki 4 derbide bir takımın bir sezon içinde kaybetmesi.
5 yaşın aslında biraz durumunu özetliyor. Fenerbahçe'ye gelirsek de yarışta kalması için kazanması gerekti. İrfan Can yine iyi oynadı. Golü de çok temiz vuruş. Szymański'nin gol atması gerekti. Maçın ilk yarısında bence en net pozisyonlardan birinde Mert'i geçemedi. Ama nihayetinde Ali'ye katılıyorum. Biraz işin stres boyutu da var. 7 puan fark ister istemez Fenerbahçeli oyuncuların biraz temkin oynamasına da sebep oldu ki 2-1'in ardından duran toplarla belki Beşiktaş bir şans yaratabilirdi ama ona da imkan tanımadı. Nihayetinde Fenerbahçe şansını son 4 haftaya taşıdı ama şansın düşük olduğunda Tadiç'in maç sonu açıklamalarını anlayabiliyoruz. Tadiç maç sonu açıklamasında bir kez daha tekrarlayalım. Kazandık ama ipler hala rakibimizin elinde açıklamasını yaptı Fenerbahçeli Tadiç. Ben hemen biraz İsmail Kartal açısından da sahaya sürdüğü 11 açısından da Fenerbahçe'nin derbi performansını sana sormak istiyorum Ali. İsmail Hoca için hep bir muhafazakar oyun anlayışı var hocanın yorumları yapılıyor. Çok değişikliğe gidemediği planlar konusunda daha muhafazakar davrandığı dedik olduğu açıkçası söyleniyor. Ama dün Batshuayi ile başlaması, Edin Dzeko'nun yedek kulübede başlaması. Hatta yeğenim Azur Fenerbahçe taraftarı. O bile mesela bir gün sabah kalktığında yatağında otururken annesi geldiğinde ben de Batshuayi gibi yedek kulübesinde bekliyorum yorumunu yapmıştı. Ama dün o Batshuayi sahaya çıktı direkt 11'de ve karşılaşmada perdeyi açan golü de attı. Evet yani şimdi Batshuayi'nin aldığı süreyle ortaya koyduğu işte gol asist sayısına baktığımız zaman aslında çok kayda değer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Olumlu bir tabloyla karşılaşıyoruz. Oynadığı her karşılaşmada yedekten yani bench'ten de oyuna girmiş olsa sürekli bir katkı sağladı. Avrupa'da aynı şekilde. Bence yani bu sezon ligin en kalburüstü oyuncularından bir tanesi. Kesinlikle. Ligin en değerliydi. Geçen sezon Gomis diyebiliriz hani. Ama işte böyle bir yani yedek tamam. Yedek olur yedek hani gelir katkı sağlar ama böyle bir yedek ben görmedim. Yani anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten müthiş katkı sağlayan bir oyuncu. Hoca, İsmail Hoca'nın dün tabii Dzeko yerine Batshuayi ile başlaması bence doğru da bir karar oldu. Sonuçta Batshuayi daha hareketli. Beşiktaş savunma hattının dengesini daha rahatlıkla bozabilecek bir oyuncu. Dün attığı golle de zaten bunu gösterdi. Batshuayi tercihi doğruydu. Tabii İsmail Yüksek de orta sahanın en Fenerbahçe'sinden en önemli isimlerinden bir tanesi. İsmail Yüksek'le başlaması da bence son derece doğruydu ama orada bir talihsiz bir sakatlık geçirdi İsmail. Ve oyunun dengesi aslında Fenerbahçe açısından da biraz bozuldu diyebiliriz. İki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı İsmail Hoca. Biraz kritik sakatlandı İsmail bu arada durumunu merak ediyorum. Onu ben merak ediyorum açıkçası. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'nin dünkü kadro yapısı evet belki hani çeşitli çevreler tarafından hani eleştirebilir ama bence doğru bir kadroyla çıktı kanaatinde İsmail. Değişikliği sorayım sana Ali yakalamışken. Evet. Yani şöyle İsmail Yüksek sakatlanınca iki değişiklik yaptı artı üç yerliden dolayı. Ama hiç onu yapmayıp. Mert Hakan'ı direkt oynamadı. Yok şey Ciku'yu da ön libero çekebilirdi Çağlar'ı stoper atıp. O da bir ihtimal. O da bir ihtimal olabilir. Ama iki değişiklik ben yaptı. Ben önce zaten öyle yapacak zannettim. Sadece Çağlar'ı görünce öne atacak ve Çağlar'ı savunmaya alacak diye. Ciku'nun top tekniği bu tarz rakip 10 kişilik rakibe karşı 6'da da oynayabilir bence. Evet yani Ciku'nun 6'da oynamışlığı da var diye hatırlıyorum ben zaten. 6 numara mevkinde oynamışlığı da var. Böyle bir tercih de olabilirdi ama orada İsmail Hoca iki oyuncu birden değiştirip. Bekao'yu aldı. Bekao'yu aldı. Ondan sonra Kurunic'i hiç beğenmedim ben de şu ana kadar ortaya koyduğu performans çok ağır bir kere her şeyden önce hani Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm getirebilecek bir futbol sergilemedi şu dakikaya kadar. Dünkü karşılaşmada da yani İsmail kalmış olsaydı eğer bir o talihsiz sakatlığı yaşamamış olsaydı belki daha farklı bir Fenerbahçe izleyebilirdik açıkçası. O zaman şunu sorayım Kurunic'in performansını konuşuyorken her ikinize de Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde çok iyi transferler yaptığını, kadroya çok iyi isimler kattığını hep söyledik. Ama İsmail Hoca'nın ara transfer döneminden önceki kadrosu mu daha iyiydi? Yoksa ara transfer döneminden sonraki kadrosu mu? İşte fark var. Yani 3 takviye açalım. Çağlar, Bonucci, Kurunic takım daha geriye gitti bence. Çünkü gidenler orada işte yer açmak için gidiyor. İyi kötü isimler. Crespo öyle ya da böyle Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisinde gayet iyi oynadı. Emre Mor yine bu periyotlarda son 15-20 dakika örnek verilmişti. Alanya maçı kilitlendi 2-2. Samsun maçı 1-1 hani.
bu tarz maçlarda oyun atıp bir şekilde size variyete ile skor getirebilecek ihtimali var. Sonuçta ana 11 parçası gibi düşünmeyelim. Artı Joshua King kararı, yani bile bile lades. Oyuncu zaten geçen sezon hep kariyeri boyunca sakatlıklar yaşadı. Bence Ocak ayındaki planlama hatalı. Bonucci ile Çağlar'ı da şöyle söyleyeceğim. Sayısı olarak da fazla stoper aldılar. Çünkü Ostrava'yla çok iyi stoper olmuştu. Yani şu an hatta bence sakatlık yaşamasa Ciku'nun yanında ben Osterwolde'yi yazarım BK yerine. İsim isim baktığın zaman, kağıt üzerinde koyduğun zaman Çağlar Söyüncü, ondan sonra Bonucci, Krunic, bunlar çok iyi isimler. Yani. O zaman da hiçbirimiz itiraz etmiyoruz. Evet. Ben Çağlar'la Bonucci'ye şöyle itiraz ettim Ali. İsim üstüne gelmediler. Çok düşüşte geldiler. Hayır hayır. Şimdi ben o noktaya geleceğim zaten. Çok formda bir şekilde gelmediler, senin de söylediğin gibi. Ortaya burada Fenerbahçe formasıyla da ortaya koydukları performans çok can alıcı bir performans değil açıkçası. Yani kağıt üzerinde muhteşem isimler. Ama dediğin gibi ben de açıkçası iki stoperin birden takviye yapılmasını pek bilmiyorum. Yani orada planlama konusunda belki birazcık hata olabilir. Ya da çok özür diliyorum. Madem iki stoper aldınız, BK gibi size olarak çok yani kolay dönemez BK. BK çok erken döndürüldü ve dikkat edersen maçlarda hiç %100'üyle oynayamıyor. Hep idare ediyor ki arada tekrar sakatlık böyle maç içinde çıktığı da oldu. Yani süreci ben çok doğru planladığını düşünmüyorum. Teknik eğitim ve sağlık eğitim. Bu sakatlıklar da çok, dünkü İsmail sakatlığı tam tersi oyun içi olabilecek bir sakatlık. Onu çok sağlık etti veya teknik eğitim sonuçlanmaz. Orada bir adale sakatlığı gibi geldi bana. Sosyal medyada hani İsmail sakatlandı, geri gönderildi sağlık heyeti tarafından sahaya. Hani aslında oyuncunun oynayamayacağı belliydi, eleştirileri belki vardı. Belki kendi istemiştir. Yani onu o bilemezsin. Da, yani ben bir, hani bir kendimi 2-3 dakika daha deneyeyim diye kendi istemiş de olabilir. Ben hani oyuncu çıkmak istiyor, yok hayır sağlık heyeti kalacaksın dememiştir. Yani o %100 ondan eminim. Oyuncu kendini birazcık daha denemek istemiştir. Baktı olmadı. Ondan sonra zaten kendini bıraktı ve değişiklik işaretini yaptı. Dediğimiz gibi yani devre arası transferleri hani geriye götürmekten ziyade şöyle söyleyeyim, çok fazla takıma katkı sağlamadı. O net. Yani takıma olumlu derecede katkı sağladığını söylemek zor olur. Tabii. İhtiyaç var mıydı, o da tartışılır. Peki. O zaman bir maç sonu açıklamalara gidelim. Basın toplantısında neler söylemiş iki teknik adam? Bir bakalım, sonrasında devam edelim. Evet, her iki teknik adamın açıklamaları bu şekilde. Şimdi biraz Beşiktaşlı cephesinden de karşılaşmayı yorumlayalım. Serdar Topraktepe oyunu öne taşıyacaktık. Kırmızı kart planlarımızı değiştirdi ama yine de maçı bırakmadık ifadelerini kullandı. El Nusrati dün akşamdan beri en çok konuşulan isim. Görmüş olduğu kırmızı kartla birlikte takımın erken 10 kişi bırakması Beşiktaş'ın oyun planlarını da değiştirdi ki Serdar Topraktepe'de hoca da bunun altını çizdi. Gelelim şimdi bir El Nusrati meselesine Beşiktaş'ta. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben hiç yorum yapmadan ben şunu sorayım. 12 milyon euro bonservise şaşırdın mı en başta? Açık söylemek gerekirse şaşırdım, evet. Bence yüksek bir rakam. Yani El Nusrati için yüksek bir rakam. Yani hani El Nusrati için demeyelim ama yani Beşiktaş'ın şu anda yani öyle bir transfer dönemi geçirdi ki Beşiktaş, tarihinin bir değil iki en pahalı transferini gerçekleştirdi. Yani hem Muçi'ye hem El Nusrati'ye Muçi için şöyle çok itiraz etmiyorum Ali. Olur da işte Szymański gibi, işte Mertens gibi bir sezon geçirirse o tarz oyuncular o parayı çıkartabiliyor ama El Nusrati oyuncu tiplemesiyle benim çok aklıma yatmıyor 12. Ben biraz Enzonzi'ye benzetiyorum ağırlığını. Evet. Hani bazen bazı futbolcular trend dışında kalır ya. Ben çok Beşiktaş'ta kalıcı olabileceğine ihtimal vermiyorum bu haliyle. Yani futbol kariyerinin tamamını Portekiz'de geçirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vitória Guimarães takımına transfer oluyor. Tabii, transfer. Ondan sonra Rio Ave'de bir işte kiralık dönem geçiriyor. Sonra işte Braga'ya serbest transfer olarak, yani bonservissiz bir transfer olarak Braga'ya gidiyor. Braga'da da aslında iyi bir performans ortaya koyuyor. Kötü bir futbolcu değil El Nusrati. El Nusrati iyi bir oyuncu, iyi bir 6 numara. Yani Braga'da Portekiz liginde oynamak kolay değil. Sürekli ilk 11 oynayan, skor katkısı da bulunan, fiziği kuvvetli. Ondan sonra takımına katkı sağlayan bir oyuncu El Nusrati. Benim de uzun süredir takip ettiğim, aslında Portekiz Ligi'nde beğendiğim de oyunculardan bir tanesi El Nusrati. Ama şimdi şu çok önemli. Yani verdiğiniz rakamla alacağınız randıman. Yani El Nusrati 11 milyon eder mi? Bence etmez. İyi bir futbolcu mu? Evet, iyi futbolcu. Oynadığı takımların sonuçta seviyesine de bakman gerek. Şampiyonla oynayan takımlarda hiç ön libero olarak oynamamış mesela. Ben onu anladım saydığın takımlardan. Hani Porto, Benfica, Lisbon gibi bir takımda kariyeri yapsa
dersin ki benzer rekabeti Beşiktaş'ta yaşayacak. Biraz da ben o yüzden çok. Evet yani Braga'da tabii sonuçta hani yabana atılacak bir takım değil. Yani Braga'da oranın hani klas. Başakşehir'e yakın. Baş altı demeyelim de aslında hani başa güreşen ama işte zaman zaman hani işte hani zirve mücadelesi de veren ama sürekli kafaya güreşen takımlardan bir tanesi. Ha bu rakam verilir mi? Ben açıkçası böylesine yüksek bir bonservisi bu oyuncuya bağlamazdım. Kiralarsın oyuncuyu. Mecburi olmayan bir satın alma opsiyonu koyarsın. Bakarsın, edersin eğer faydalı olacağına inanırsan. Hani bir şekilde anlaştığın rakamı oyuncuya ödersin, kulübüne ödersin. Ama şimdi bir taraftan bonservisi, bir taraftan oyuncunun aldığı maaş bunların hepsini bir topladığın zaman genel kümülatifte bence Beşiktaş'ın şu an için ödememesi gereken bir rakam olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar ortaya koyduğu performans da pek tatmin edici değil. Bir uyum süreci olabilir mi? Ama şöyle bir şey var. Yani benim için en kilit nokta şu Ceyda, Mehmet. En kilit nokta şu. Sen eğer bir oyuncuya 10-11 milyon euro bonservis ödüyorsan o oyuncu seni gelir gelmez bir üst seviyeye taşımak zorunda. Yani çok yüksek rakamlar bunlar. Özellikle Beşiktaş için de çok yüksek rakamlar. Eğer bu oyuncular seni gelir gelmez o üst seviyeye taşıyamıyorsa o zaman bir soru işaretidir. Şu ana kadar Musrati verilen yatırımın karşılığını henüz vermedi. Bir uyum süreci olabilir. Teknik, taktik anlamda sıkıntılar yaşıyor olabilir ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Sen böyle bir oyuncuya, sen 10-11 milyon veriyorsan bir oyuncuya bu geldiği zaman seni acil olarak bir üst seviyeye taşımak zorunda. Özellikle bu devre arası transferi, bu iki oyuncu devre arası transferi. Evet Muşi gelecek vadeden, Legia'da çok başarılı performans ortaya koyan, yaşı itibariyle gelecek vadeden bir oyuncu. Evet satılabilir ama ben o rakamın da Muşi'nin karşılığı olduğunu düşünmüyorum. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon aralığında bir bonservis verilip ondan sonra işte 15'e, 20'ye bir şekilde hani elden çıkartırsın, edersin. Ama hani iki oyuncuya 21 milyon verilmiş, 22 milyon neyse. Bu 22 milyonluk böyle bir eğer kasa varsa, böyle bir harcama yetisi varsa bu paranın daha efektif, daha reel, takımı bir üst seviyeye, iki üst seviyeye taşıyabilecek oyunculara yapılan yatırımlarla harcanması gerektiğini ben daha doğru olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim bakışım bu. Yani bir para harcıyorsan tekrar altını çiziyorum. Üçüncü defa söylüyorum ama aldığın oyuncular seni bir üst seviyeye taşıyacak. Şu ana kadar bu iki oyuncu Beşiktaş'ı bir üst seviyeye taşıyacak kapasite ortaya koymadılar. Özellikle El Musrati. Senin yorumun ne olur? Sonra Ali'ye bir soru daha soracağım. Dünkü hareket zaten tartışmasız kırmızı kart. Hatta bence hakemin VAR'a gitmeden kırmızı vermesi gereken bir pozisyondu. Ben ağır buluyorum çok ve bizim ligimizde önemli. Enzonzi'de bunu gördüm. Enzonzi de önemli kariyerde. Fransa milli takım Roma'dan gelmişti Galatasaray'a. O ağırlık şu an Konyaspor'daki. Konyaspor'da devam ediyor mu etmiyor mu ondan bile şüpheliyim. Yani artık tamamen üst seviyeden uzaklaştı. Ben Musrati'nin de futbol stiliyle biraz çabuk önemli. Torreira'da bunu görüyoruz. İsmail'in dinamizmini görüyoruz. Orada çok Beşiktaş'ın oyun sistemine uygun bulmuyorum. Hele bir de yanındaki 8 numara Jetson olunca. Yani ikisine herhalde siz çift taneli gol asist yazamazsınız. Torreira'da yazmıyorsunuz ama Torreira yanındaki Kerem Demirbay'ın o golleri asistlerine vesile oluyor enerjisiyle. Biraz sezon içindeki hani diğer 6 numaralı kıyaslama yapınca büyük takımlarda oynayan o farkı görüyoruz. Trabzonspor'da benzer sorunu yaşadı. Onu evet. Da görebiliriz yani. Şimdi Serdar Topraktepe'ye dün basın mensubu arkadaşlarımız Samet Hoca'nın daha önce bu takım çürümüş ifadelerini sordu. Bunun oyuncuları nasıl etkileyip etkilemediğini sordu. Serdar Hoca da benim oyuncularımın hepsi oyuna bir karakter koydu. Ellerinden geleni yaptılar diyerek bu soruya cevap verdi. Beşiktaş bu sezon zor bir sezon yaşadı. Yönetim değişikliği, teknik adamlar değişikliği, birçok teknik adamla bir ritim bulmaya çalıştı ama olmadı. Son olarak Fernando Santos'la da yollar ayrıldı. Yeni yönetimde gelirken hem kadro anlamında hem hoca anlamında vaatlerde bulunmuşlardı. Bu vaatlerin karşılığını bulamaması da aslında bugün eleştiriliyor sanki. Evet yani yeni yönetim geldikten sonra uzunca bir süre eski yönetimde bir hesaplaşma dönemi yaşadı. Eski yönetime eleştiriler yapıldı, edildi. Bir geçmişte bir hesaplaşıldı ama artık belli bir noktadan sonra yönetimin önüne bakması gerekiyor. Yani bu takım nasıl ayağa kaldıracak? Bu takımı nasıl tekrar şampiyonluk yarışının rotasına sokacak? Bu takıma nasıl transferler yapılacak? Kim gelecek, kim gidecek? Bunun planlaması yapılması gerekiyor. Aslında devre arasında bir sınav da verdi yönetim. Gelir gelmez ayağının tozuyla işte transferin son günü de olsa iki tane oyuncuyu biraz önce bahsettiğimiz El Musrati'yi ve Muçi'yi
rekor bedelle kadrosuna kattı. İki takviye daha yapıldı aslında. Ali, onları da hatırlatan Worrell ve Svensson. Onların da çok isabetli olduğunu söyleyemeyiz. Yani işte, ya ben onlarla ilgili pek yani maliyeti düşük konuşmuyorum. Yani ben kalacaklarını da düşünmüyorum açıkçası. Yani hem Worrell'ın hem Svensson'un Beşiktaş'ta önümüzdeki sene kalacağını düşünmediğim için onların hani geçici bir hani tampon takviye olarak düşünebilirsem onlar da aslında pek hani doğru isimler değildi. Biz konumuza dönecek olursak bir teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Tabii önce Rıza Hoca ama Rıza Hoca'dan sonra işte Fernando Santos tercihi yapıldı. Aslında burada yönetimin en önemli sınavlarından bir tanesi hani hangi hoca gelecek? Yani uzun süre beklendi. İşte 20-25 isimle görüşüldü, edildi. Beşiktaş taraftarının beklentisi daha farklıydı. Çok üst düzey isimler, Hansi Flick'ler telaffuz edildi. İşte genç bir hoca, dinamik bir hoca mı gelecek? İşte daha böyle kariyerli, işte kurt tabiriyle kurt bir hoca mı gelecek falan çok beklenildi dedi ama sonunda Fernando Santos'ta karar kılındı. Tabii buradaki tercih de hani neden Fernando Santos tercihi yapıldı bunu da sorgulamak gerekir. Fernando Santos hani boşta olduğu için mi yoksa hani gerçekten 3 hafta 5 hafta hani hoca ile görüşüldü. O, bu takımın sistemi, bu takımın yapısı hocanın sistemine uygun olduğu için mi bu hoca getirdi? Bunlar ayrıca konuşulması gerekiyor ki benim hani düşüncem hani bir hoca gelecekse eldeki yapıya bakarsın, önümüzdeki senenin muhtemel yapılanmasını bir incelersin, edersin ya da projeksiyonu ortaya koyarsın. Bu takıma uygun bir hoca getirilmesi gerektiğini ben her zaman savunurum. İsim değil, hani takıma uygun hoca getirilmesi gerekiyor. Bence hoca konusunda büyük bir hata yapıldı ki bu hatadan hemen kısa süre içerisinde döndü Beşiktaş yönetimi. Dolayısıyla hoca konusunda bir eksi aldılar. Transferler konusunda şu ana kadarki ortaya konulan performans her iki oyuncunun da istenenin verememesi yönünde. Yani daha şu ana kadar Beşiktaş'ı bir üst seviyeye taşıyacak bir hamle görmedik oyunculardan. Devre arasında puan farkı kaçtı mı mesela? Daha iyi hatırlarsın senin. 20'lerdeydi. 40'a yaklaştı şu an. Yani 42 oldu şu an Galatasaray. 11 değil miydi? Yani aslında şöyle ya yönetim yeni yönetim geldiğinde 9 civarında evet. 9 7 9 aralığında bir şey vardı. Santos kastediyorum. Yani. Evet, Santos döneminde. Yani yapılacak kilit hamlelerle yani şimdi 21 milyon lira bütçem varsa bunu 3-4 oyuncuyla 5 oyuncuyla çok efektif real bir şekilde takıma daha hemen hızlı etki sağlayabilecek. Çünkü biraz kadro yapım da rakiplerinin gerisinde. 3-4 tane oyuncuyu böyle hani net oyuncuyu takıma monte ederek hani yarışın içerisinde tutulabilirdi. Olmadı. Hani Muçi konusunda dediğim gibi önümüzdeki seneyi beklemek lazım. Benim beğendiğim bir oyuncu. Artık burada hani rakamı konuşmanın da bir alemi yok ama şu ana kadar yönetimin ortaya koyduğu transfer performansı soru işareti. Asıl şu anda sınavı Beşiktaş yönetimi asıl sınavını yaz döneminde verecek. Çalışmalar devam ediyor. Önemli isimlerle görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla yaz dönemindeki transfer politikası, gelecek yeni teknik direktörün kimliği, kişiliği, karizmasıyla bakalım nasıl bir etki verecek. Bunlar çok önemli. Hemen bunu söylemişken Nuri Şahin'in ismi ciddi şekilde geçiyor. Kartal Yiğit'i daha önce yaptığımız programda hafta içinde Nuri Şahin'le başkanın bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Dortmund'daki geleceğine göre düşünebileceğini söylediğini ifade etti. Yani Nuri Şahin burada Antalya Spor Teknik Direktörlüğü yaparken, teknik direktörken Dortmund'a gitti. Yardımcı antrenörlük yapıyor orada. Bir gün daha hayali Dortmund'un hocası. Tabii Dortmund'un başına geçmek. Edin Terzic'le beraber çok başarılı bir ikili oldular. Çok güzel işlere imza attılar. Edin Terzic'in kim olduğunu hatırlatalım. Edin Terzic, Slaven Bilic'in yardımcısı Beşiktaş'ta. Uzun süre yardımcı antrenör olarak görev yapmış bir isim. Aslında Beşiktaş'ın Edin Terzic'e de gitti ama Terzic'in tabii şu anda artık kariyer planlaması daha başka yönde. Burada tabii Nuri Hoca Beşiktaş'ı tercih ederse ben hayır demem açıkçası. Yani şu ana kadar ki Türkiye'de ortaya koyduğu performans, kendini geliştirmeye olan isteği, Bundesliga'da o elde ettiği tecrübe bence Beşiktaş için şu anda Beşiktaş teknik direktörü olabilmesi için yeterli olarak görüyorum. Ama dediğim gibi burada yönetim nasıl bir tavır ortaya koyacak? Yani tecrübeli, kurt bir hoca mı yoksa genç? Ondan sonra işte futbolda şimdi moda ya hani genç hocalar Avrupa'da falan. Yani. Doğru. Ondan sonra daha genç, daha tecrübesiz ama gelecek vadeden futbol bilgisi üst düzey olan bir isim mi? Bu çok önemli. Transfer yapılanması çok önemli. Beşiktaş yönetimi ilk defa kendi kadrosunu, yeni kadrosunu, Beşiktaş'ın yeni kadrosunu, yeni teknik heyetini kendisi yazın kuracak. Hı hı. Bundan sonra artık geçmişte o alındı, bu alındı hesaplaşmanın da önü kapanmış olacak. Bu saatten sonra
performansının artısı eksisi direkt olarak yeni yönetimi yazacak. Başarılı olursa şampiyonluğa giden bir takımı oluşturursa alkışlanacak. Başarısız olursa da artık geçmişte şu alınmıştı, bu alınmıştı, o şöyleydi, bu böyleydi denmeden bütün vebal eski yeni yönetimin üzerinde olacak. O yüzden çok hassas bir dönem içerisinde bakalım verilen vaatler tutulacak mı? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Nasıl transferler yapılacak? Bunları da yaz döneminde göreceğiz. Şimdi dün akşamki mücadele özelinden tekrar bir karşılaşmaya dair devam edelim. Dün akşam sahada güç ve kalite farkı gerçekten dikkat çekiciydi Mehmet. Aradaki puan farkının neden bu kadar açık olduğunu da makasın iki takım ve diğerleri arasında. Gerçekten bir kez daha görmüş olduk, gözle görmüş olduk. 11-11 devam etse de ben Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Bazen bu tarz kırmızı kartlar sezonun ilk yarısındaki Galatasaray-Beşiktaş maçına da benzer senaryo olmuştu öyle. Mert Günok'a kırmızı çıkmıştı hatırlarsın 11-10. Beşiktaş 10 kişi çok kazandı yani sonuçta. O da var ama yani, şunu da demek istiyorum. Bazen iddialı takımlar rakibin 10 kişi kalmasından da olumsuz etki şöyle psikolojik olarak zihinlerde biz bu maçı kazandık olarak girdiğin zaman daha sıkmıyorsun öyle söyleyelim. Ama dün ikinci gol tam zamanında geldi İrfan Can'ın golü bu anlamda. Orada tabii. Şimanski'nin pası güzeldi. Tadiç'in yine akıllıca hızlı kullandığı taç o pozisyonu yarattı diyebiliriz. Fenerbahçe açısından çok zor geçmedi maç. Beşiktaş açısından ben biraz sorgulayacağım. Şöyle bir madem Semih sola çık oynayacak forvet neden Muleka? Elinizdeki Abubakar ve Cenk Tosun Muleka'dan daha iyi forvetler bana kalırsa bu takımda forvet Semih oynamalı. Yani Semih'in forvet olmadığı senaryodaki Muleka tercihi. Necip sağ bekte oynaması, Necip yoksa stoperde pekala Vorul'un yerine Kol ile gayet idare ediyordu bakarsak. Ben orada Beşiktaş'ın teknik anlamda hatalı buldum. İsmail Hoca'ya gelirsek de Ceko Batuşağı arasındaki değişim çünkü Ceko'nun enerjisinin çok düştüğünü görüyoruz yaşa bağımlı olarak ama Fenerbahçe'de bu noktaya Ceko getirdi. Performansına şöyle haksızlık etmeyelim. Bu sistemi işleten oyuncuydu Ceko ama bir yerde bazen enerji kaybı olabiliyor. Üstüne Batuşağı da iyi sezon geçiriyor. Dün de golündeki Tadiç'in asistini de övmek gerek. Orada çok güzel indirmedim ya. Pasını müthiş servis yaptı. Fenerbahçe'nin gol atacağını ben hissetmiştim yani Ceyda Ferdi'nin pozisyonu olsun yine Şimanski'nin kaçırdıkları. O sinyali vermişti ama şunu da söyleyeyim tabii. Galatasaray'ın artık şansını çok sonuçta kalan 4 maçın 3'ünü kazandığı senaryoda Galatasaray Fenerbahçe'yi kaybetse bile şampiyon olacak. Bu ister istemez oyuncu grubunda da taraftarda da böyle biraz demotive oluyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. İşin bu noktası Fenerbahçe açısından yani Olympiakos maçları, Sivas maçları biraz bağıra bağıra geldi diyebiliriz. Karagümrük'te hatırlayalım. Son 5 dakika 2 pozisyonu var 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı. Bir tanesinde Livakovic kurtarış yaptı. Bir tanesinde Eyseriç penaltı almaya çalıştı. Penaltı almaya çalışmasa penaltı olabilirdi o pozisyon. Yani riskli bir müdahalesi vardı Mert'in. Yani o son dakika kazasını daha önce de yaşayabilirdi Fenerbahçe aslında bunu belirtmek istiyorum. Livakovic bu sezonun benim adım hayal kırıklığı isimlerinden biriydi. Çok 6 aydan daha iyi performansını gözlemledim ama son bir ayki performansının çıkışta. Hakkını teslim edelim. Son bir aydır Livakovic hatta Olympiakos'la penaltılarda da gayet iyiydi Livakovic. 2 penaltı kurtardı. 3 tane penaltı evet. Kaçırmamanız gerek. O çok şahit olduğunuz o görevini değil. Yaptı yani Livakovic. Evet. Yani. Sen bir tane kaçıracaksın. Atamayanlar işte görevini zaten kaç tane kurtaracaksın? 5 penaltı vuruşunda 3'ünü, 2'sini kurtarmışsın. Yani görevini tamamen yapmışsın ki Livakovic biliyorsun yani penaltı canım. Tabii Hırvatistan kariyeri. Bakalım artık 4 maç kaldı. Haftaya da Galatasaray Fenerbahçe'den önce oynayacak Ceyda. O yüzden de ben haftaya Sivas ve Konya maçlarında sonucunu merak ediyorum. Bizler hep işte iş Aslan Tepe'ye gider bir diyorduk. Artık bu saatten sonra Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybı sanki arendeki yani daha doğrusu Aslan Tepe'deki maçta formaliteye dönebilir. Bunun baskısı ister istemez oyunu da bence etkiliyor. Şimdi editörümüz Furkan Bozoğlu arkadaşımız bir not paylaştı Ali. Beşiktaş aynı zamanda 13 maç mağlubiyette bir rekora. Evet. Sanki. Ya inanılmaz bir rakam yani. 13'ü şöyle düşüneceksin 13. Ali. Avrupa Konferans Ligi'ndeki yenilgileri de ekleyeceksin. Bir kere 4. maçta Avrupa'ya havlu attın. Evet. Gruptaki takımlar bürüş. Oradaki maçta hatırlarsın. 1-1 biten maçta bir futbol mucizesi. Yani bu kadar çok yenildiği bir sezon hatırlamıyorum Beşiktaş'ın. Ben de hatırlamıyorum. Bir de hani çok enteresan bir şey. 13 mağlubiyetle
Takım şu anda kaçıncı sırada? Dördüncü sırada değil mi? Dördüncü. Hayır, dörtten düştü artık. Başakşehir'i geçti artık. Kasımpaşa ile Sivas'la yaklaştı diye biliyorum Ceyda. Hayır, yani bu kadar mağlubiyete rağmen bu kadar yukarıda olması bir takımın, o da enteresan. Eskiden 13, yani 13 mağlubiyeti takımın işte 11. 12. 13. sırada olması gerekir. Yani normal doğru. Eski şeye baktığında. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe'nin birer mağlubiyeti var değil mi? Evet. En yakın takım Trabzonspor. Trabzonspor 12 olması lazım. Tabii. Müthiş bir fark var. Başakşehir'in de 12 yani mağlubiyeti çok var. 12'den başlıyor yani. 3. sıra 12 mağlubiyetle başlıyor. Championship gibi oldu. Mehmet, Championship'te de öyle ben, değil mi? Ben Liverpool City. Liverpool City'nin bir sezonu vardı. İkisi takımında 100 puan yaptı. 100 puan yaptı. Benzer sezon oldu. Galatasaray 93 puanda, Fenerbahçe 89 puanda. 93 puan da bu arada şampiyonluk rekoru değil mi Türkiye'de? Öyle Fenerbahçe'nin bir şey. 103 gollü şampiyonluk 93. rekoru Galatasaray egale etti şimdi onu. Artı maç sayısı olarak da Galatasaray geçecek yani daha fazla. Evet. 4 maçı var önünde. Şimdi kalan maçlar ekrana geliyor. Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor derken 93 puanda olan Galatasaray Sivasspor'la evinde oynayacak. Fatih Karagümrük deplasmanı var. Fenerbahçe ile evinde oynayacak. Son karşılaşması da Konyaspor deplasmanı. 89 puanla Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor'la evinde oynayacak. Galatasaray deplasmanına gidecek ve son karşılaşmayı İstanbulspor'la evinde oynayacak Fenerbahçe. Galatasaray'ın pazar günü Sivasspor maçı Ceyda. Şunu da söyleyelim. Ceza vermedi. Zaha döndü. Tam kadro çıkacak maça. Muhtemelen Okan Hoca Adana Demir maçını kazanan 11'i bozmaz ama muhakkak maçın ikinci yarısı Kerem başta olmak üzere kulübeden de hamleleri olur. Ardından Olimpiyat'ta Fatih Karagümrük maçı. Karagümrük daha öncesinde Olimpiyat'ta Fenerbahçe taraftarına kapılarını açmıştı. Benzer uygulamayı Galatasaray'da yapacaktır. Ve doğal olarak Galatasaray taraftarı çok deplasman atmosferi hissettirmeyecektir. Ben Galatasaray'ın iki maçında kazanmasını bekliyorum. Fenerbahçe maçı finali olacak. Fenerbahçe açısından Kadıköy'deki Kayseri maçının çok problem teşkil edeceğini düşünmüyorum ama Konya deplasmanı, Konya'nın durumunu düşünürsek ki alt sıralardaki Karagümrük iki tane maç oynamış olacak doğal olarak. Konya'da ona göre o maçta puan ya da puanlara ihtiyacı olacak. Konya maçı kritik. Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra Galatasaray derbisine kadar olası bir puan kaybı, tekrarlayayım, Aslantepe'deki maçı formaliteye döndürür. Galatasaray'ın bu saatten sonra ben biraz inceledim de bu arada ligi Ali. Hep Başakşehir'e karşı 8 puan geriden gelmesini konuşuyoruz Galatasaray'ın. Başakşehir 5 hafta kala 3 puan öndeymiş. Yani 4 hafta kala 4 puandan şampiyonluk veren takım yok. Onu söyleyeyim. Evet. 2-3 puandan veren var. Ama 4 puan çok, 4 önemli, puan çok bir önemli bir avantaj. Üstüne derbi de evinde. Evet, yani ligin artık hani boyu kısaldı derler ya artık. Yani 4 maç kaldı. Gerçekten çok az var. Galatasaray'ın ben şu dakikadan sonra hani çok... bir puan yani puan kaybedeceğini zannetmiyorum ama futbol bu olabilir yani. Sıradaki mesela Sivas maçını da şöyle olumlu buluyorum Galatasaray açısından. Düşme kalma savaşı veren bir takım değil Sivas. Yani o ya, takımlar daha sıkıntı çıkartıyor. Burada şöyle bir handikap olabilir Galatasaray'ın. Şimdi Karagümrük ve Konyaspor deplasmanları var. He, tabii, evet. Şimdi ikisi de düşme hattında. Ligde kalma savaşı veriyorlar. Yani Konyaspor'un son hafta belki yani çok şiddetle 3 puana ihtiyacı olabilir. Konya'da biliyorsun yani taraftarı ateşli, stadı dolduran. Stadı çok iyi. Tabii stadı dolduran, atmosfer de çok iyi. Hani o maç çok zor olabilir. Yani burada tek handikap iki düşme adayı takımla oynayacak. Bunlar tabii rakip takımların ortaya koyacağı performans çok önemli. Dolayısıyla evet hani ben puan kaybı beklemiyorum ama Fatih Karagümrük ve Konyaspor'un o haftaki puan sıralamasındaki yeri çok önemli. Konya Fenerbahçe maçı da ama aynı şekilde. Konya Fenerbahçe maçı da aynı şekilde tabii. Kolay değil. Şöyle baktığımız zaman Galatasaray zaten evinde Fenerbahçe'ye kaybetmediği anda şampiyon olacak. Ya tabii olacak. O ayrı bir mesele tabii. Bir o, de böyle bir avantaj o var. O avantaj var. Galatasaray açısından Sivasspor maçı evinde oynaması çok büyük avantaj ama orada da Bülent Hoca'nın performansını biçim. Yani son Konya Spor maçına öyle kalmayabilir. Öyle bir hırsı da var Bülent Hoca'nın. Hani böyle artık şeyde oldu ya, maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar, bakışları falan filan. Bir şampiyonluk yarışını ben belirleyeyim. Şeyi yaratmak istiyor olabilir Bülent Hoca. Ama tabii ki Sivasspor'la evinde oynayacağı için karşılaşmayı Galatasaray favori. Manay çok iyi oyuncu. Yani çok iyi değil mi? Çok evet. İyi oyuncu. Bak yani ben çok ihtimal vermiyorum yani. Büyük takımlar aynı Hacı Wright gibi Avrupa'dan bir takıma yüksek bonservise gider. Çok ben bizim büyük takımlarımızın bütçesi genelde daha Avrupa'dan oyuncuları o yatırımı yapıyoruz. Çok çok iyi oyuncu Manay. O zaman bir araya gidelim. Aranın gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Spor Ajansı'na devam ediyoruz. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Ali Baransel ve Mehmet Özcan'la birlikte gündemi konuşuyoruz. Bu saatimize Spor Ajansı'nda kızlarımızı tebrik ederek başlayalım. Çünkü bir kez daha göğsümüzü kabarttılar. Türkiye'nin altın kızları Buğsenaz Çakıroğlu ve Buğsenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu. Finalde karşılaştıkları Rus rakiplerini mağlup edilen milli boksörlerimizden Çakıroğlu üst üste 3. kez, Sürmeneli ise İlk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Şimdi gözler tabii olimpiyat oyunlarına çevrildi. Kızlarımızdan orada da altın madalya bekliyoruz tabii ki. Her zaman olduğu gibi gözümüzü kabartmayı sürdürüyorlar. Biz de bu saatimize başlarken tabii onları tebrik ederek başlayalım istedik. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tebrik edelim. Hatta bu senizi Trabzon'dan Sürmeneli'li muhtemelen Trabzon kökenli olan olimpiyatlara sporcu. Her ikisi de Trabzon'da bu arada. Doğru. Olimpiyatlara da çok sporcu gönderiyor Fenerbahçe kulüp olarak. Üstüne hani futbol doğal olarak o 10 senelik şampiyonluk hasreti camiada biraz böyle enerji anlamında bazen olumsuz patlamalara da sebep oluyor. Ama işin basketbol, voleybol kısmı zaten en son kadın basketbol yine Avrupa'da şampiyon oldu. Voleybolda şampiyonluk geldi. Amatör branşlarda Aziz Yıldırım döneminden gelen bir gelenek oldu artık Fenerbahçe'de. Tebrik etmek gerek. Yani tabii şimdi spor kulübü değil mi? Fenerbahçe Spor Kulübü. O çerçeveden baktığın zaman amatör branşlarda gerçekten çok önemli işlere imza atıyor Fenerbahçe. Üzerine bir de futbolda şampiyonluk gelse zaten hani tadından yenmez denir ya. Öyle bir ama tam tersi orada başarısızlık futbolda şampiyonu tercih eder mi? Ne yazık ki hani spor toplumu izliyoruz ya ama tabii şimdi birazcık tamamen tabii futbol. Futbol daha ön planda. Tabii ki futboldaki şampiyonluk her şeyin üstünde olacaktır ama diğer taraftan da Türk sporu açısından çok önemli tabii hamlelere de imza atıyor Fenerbahçe. Ayrıca tabii iki Buğsenaz'ı da Buğsenaz ve Buğsenaz'ı tebrik etmek lazım. Artık inşallah olimpiyat oyunlarında da madalya getireceklerini tahmin ediyorum. Çok önemli rakipleri yendiler. Başarıları daim olsun kızlarımızın. Yani. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Emeklerinin karşılığını bir kez daha aldılar. Şimdi darısı olimpiyatların başına diyelim ve devam edelim şimdi Galatasaray'la Spor Ajansı'na. Galatasaray Kulübü'nün Haziran 2024 Mayıs 2025 dönemi bütçesi kabul edildi. Bununla ilgili detayları sizinle paylaşıyoruz. Diğer yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Sarı Kırmızılı Kulübün geleceği için dengeli ve sürdürülebilir bir finansal yapı kurmak istediklerini söyledi, ifade etti. Yeni sezonu Kemerburgaz tesislerinde açmayı hedeflediklerini belirten Özbek, Erden Timur'a desteğini de dile getirdi. Şimdi Dursun Özbey'in açıklamalarına bakalım birlikte. Evet, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları bu şekilde. Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağız ifadesini yineledi ki her fırsatta da bunu dile getiriyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Bu borç için yıllık yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira faiz ödüyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi hedefliyoruz dedi. Nasıl olacak bu çıkış? Dursun Özbey'in açıklamalarını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? İzleyeceğimiz anlayacağı şekilde evet özetlemeye çalışayım Ceyda. Çünkü rakamlarda çok karmaşa söz konusu, karışıklık söz konusu. Şu an mevcut durumda 2.2 milyar TL'lik bir borç var. Bu borç kapatılmazsa başkanın ifade ettiği gibi her sene 1 milyarın üstüne bir de faiz yükü biniyor. Doğal olarak borcu sıfırlayamıyorsunuz. Galatasaray'ın da şu an en net hedefi yeni sezon için Kemerburgaz'da sezonu açmak ki zaten kaba inşaat devam ediyor. Hatta tamamlandı da diyebiliriz ve 17 Mayıs'ta UEFA'nın yıl dönümünde Galatasaray üyeleri orada toplanacak. Bizler de yakından gözlemleme fırsatı bulacağız ve Galatasaray yeni sezona Kemerburgaz'da hazırlanacak. Normalde 6 saha planlanıyor ama şu an 2 saha hazır hale getirilecek. Önce A takım, daha sonrasında altyapı taşınacak ve Florya'nın 4 katı büyüklüğünde bir araziden bahsediyoruz. Kemerburgaz'a taşındıktan sonra da Galatasaray hemen Florya'yı, Florya arazisini değerlendirecek gayrimenkul projesinde. Oradan alınacak rakam da Bankalar Birliği borcunu kapatacak direkt olarak. Aslında hani en net proje bu yeni yönetimin. Dün özelinde tabii şu önemli, Dursun Özbek'in 25 Mayıs'taki seçime adaylığını açıklaması, üyelerin tamamının alkışını alması. Yani artık bir birlik beraberlikten söz edebiliyoruz. Bu çok önemli. Tabii ki sportif başarı da bunda net bir etken. Geçen sezonki şampiyonluk, bu sezon yine takımın Mayıs ayına iddialı şekilde gelmesi. Bunlar hep Dursun Özbey'in hanesine artı yazılabilir. Bir de tabii işin diğer detayını da paylaşalım. Bu cuma günü yönetim kurulunu, denetim, disiplin, sicil kurulunu, 45 kişilik listeyi bildirmek durumunda Dursun Özbek. O yüzden cuma gününe kadar o listeyi de merak ediyorum.
Erden Timur'u onur etmesi güzel. Yine rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'i evet. Flora'ya kazandırdığı için. Bu dil önemli bir dil. Dursun Özbek bu anlamında çok rövanşist davranmıyor. Olabildiğince camia içinde barışa, huzura önem veriyor ki. Ben de şu noktadayım. Ali de muhakkak hatırlar. Moderatörlük yaptığın dönemlerde Galatasaray'da hep bir kavga vardı ve hep bir şu cümleyi kullanırdık. Galatasaray bu tarz kaosları, krizleri fırsata çeviriyor ama iş artık sosyal medyanın gücüyle iyice kutuplaşmıştı Galatasaray. Fatih Terim'in son dönemini kastediyorum. Orada çok başarı çıkması, sinerji çıkması mümkün değildi. Bence buna ihtiyaç vardı. Geçen sezon bu yapıldı. İki sezondur da makine gibi işleyen bir takım var. Burada da tabii Okan Buruk'un hakkını teslim etmek gerek. Evet, başkanlık, yönetim, işin mali boyutları ama iş ne olursa olsun dönüp dolaşıp sağ içi sonuçları da işte bugün Beşiktaş'ta bunu fazlasıyla gözlemliyoruz olumsuz anlamda. Galatasaray şu an olumlu bu anlamda, her şey iyi gidiyor. Bir de Ali, sana şunu da sormak istedim. Az önce DSF'de bir görüntü vardı. En ön sırada Galatasaray'ın geçmiş başkanlarından, başkan adaylarından 5 ismi yanılmıyorsam yan yana gördük. Galatasaray'ın bu böyle süreçlerde birlik beraberliği diğer kulüplerde zaman zaman rastlayamıyorsun. Galatasaray kötü zamanlarında da iyi zamanlarında da Galatasaray yapısının bir araya gelebilmesi oldukça kıymetli. Evet, şimdi sevgili Mehmet'in de söylediği gibi bundan 3-4 sene öncesine baktığımızda ciddi anlamda bir kriz tablosu vardı. Hep kavga. Hep kavga, dövüş. Ama şimdi Ceydan'ın da altını çizerek ifade ettiği o nokta çok önemli. Şu anda şampiyonluğa kenetlenmiş, şampiyonluğa giden bir takımda, kulüpte. Bütün işte eski başkanlar, işte eski yöneticiler, başkan adayları. Zaman zaman birbirleri arasında, çünkü Burak Elmas da vardı o evet. isimler arasında. Yani kenetlenmiş bir yapı var, bu önemli. Sayın Mustafa Cengiz'e de... Orada tabii teşekkürlerini de iletti başkan. Yani bir birlik bütünlük havası var şu anda Galatasaray'da. Dolayısıyla bu önemli noktalarda, kırılma anlarında Galatasaray bunu başarabiliyor. Tabii sen çok daha iyi biliyorsun, kulübün yapısını çok daha iyi bildiğin için en azından ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla bunu rahatlıkla söyleyeyim. Eleştiri kültürü her zaman var. Evet. Başarısızlık cezalandırılıyor Galatasaray'da. Yani başarılı olacaksınız. İşin püf noktası bu. Yoksa kimse Galatasaray'da kalıcı olamıyor. Bunu yakından gözlemleme fırsatı buldum. Şu an içinde iyi bir yolda Galatasaray. Bunu net gözlemleyebiliyoruz. Bak bir evet, önceki tablo. Biraz önceki tablo. En ön sırada geçmiş başkan adayları, başkanlık görevinde bulunmuş isimlerin yan yana en önde Dursun Özbey'i takip etmesi önemli bir kare. Tabii sosyal medyanın gücü, 2000 UEFA'nın kazanılmasının etkilerini aslında şu an hissediyoruz taraftar sayısında. Artık o 20-30 yaş aralığındaki genç jenerasyonda ile ciddi bir Galatasaray ağırlığı görüyoruz. Bunu sosyal medyada işte örnek verelim. Galatasaray maçlarında platform kilitlendi. Hatırlayalım bu sezon başı Şampiyon Ligi maçlarında. Doğal olarak hani hep yayınlarda bir problemler yaşandı o yoğun ilgiden. İşin kombine kısmı, loja kısmı 2,5 milyar TL'lik bir gelir öngörülüyor. Muazzam bir rakam. Yine forma satışları 700 bin ki ben Drogba, Snyder'de o rakam 500 bine yaklaşmıştı. Hatta bu sezon 700 bin, yeni sezon hedefinde 1 milyon forma satışı olarak açıkladı Dursun Özbek. Burada hani artık Galatasaray biraz sağ dışında da o markasını bence paraya çevirmeye başladı. Bir Icardi faktörü var. Ben kendi adıma son Adana Demirspor maçında ilk kez biraz hani böyle foto muhabirlerini de soyundum diyelim. Icardi'nin o seremonideki çocukların olan ilgisini bir videoya çektim. Hakikaten bir jenerasyonu etki ettiğini çok net gözlemleyebiliyoruz ama tabii Ceyda bu kadar konuşuyoruz. Ne olursa olsun iş biraz da o futbol topunun kaleye çizgisini geçmesinde. Galatasaray bunu Okan Hoca ile 15 maçtır başarıyor ligde. Ve doğal olarak da bu hava camiaya olumlu sirayet ediyor. Tabii şimdi, sportif başarı önemli orada. Çok özür dilerim. Yani sportif başarı önemli. Yani kağıt üzerinde baktığın zaman sen bu sportif başarıyı yakalarsan tabii aslında o kenetlenme de geliyor. Yani şu anda hani Galatasaray Fenerbahçe'nin 5-6 puan gerisinde olsa başka bir senaryo konuşuyor. Yani şey borç yani. Galatasaray'da her kulübün borcu var. Galatasaray'ın biraz daha borçları kapatma şansı var tabii elindeki asetlerden dolayı ama örnek verelim işte bunun sorumlularından biri Ünal Aysal o dönemki fazla harcamalar ama hangi arkadaşıma sorsam Drogba'yı Snyder'e getirdi benim için Ünal Aysal iyi başkandır diyor. Böyle bir sportif. Gözlem, ama taraftar o gözden tabii, bakar yani. Taraftarın öyle bir detayı var sonuçta. Şimdi bu sene lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılıyor. Benim bildiğim playoff oynayacak. Playoff mu oynayacak? Playoff oynayacak. Playoff oynayacak tamam. Bir sonraki sene. Bir sonraki sene. Sadece bir tur. Bir tur.
bu sezon 3 tur oynadı Galatasaray ve hatta arada zorlandığı maçlar oldu. Mesela Molde maçları gayet zor geçmişti. Yine şans var. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, Galatasaray'ı bir seçim süreci bekliyor. Dursun Özbek dün genel kurulda, işte çok bütçe kurulunda gerçekten olumlu tepkiler aldı. Burada merak edilen Dursun Özbek'in yönetiminde nasıl değişikliklere gideceği. Evet, Erden Timur'la ilgili işte Galatasaray'a hizmete devam edecektir. Sırf başarılı olduğu için hedef gösterildi. Ona katkıları için teşekkür ediyorum diyerek Erden Timur'un hakkını teslim etti bir kez daha genel kurul üyeleri karşısında. Ama yönetiminde ne gibi değişikliklere gideceği de merak ediliyor Mehmet. Abdurrahim Albayrak ismini takip etmek gerek Cuma gününe kadar. Sonuçta Abdurrahim Albayrak 2002 3. yıldız. 2012-2013 Fatih Hoca, 2015 Hamza Hoca, 2018'de de rahmetli Başkan Mustafa Cengiz. Yani 4 farklı dönemde 6 şampiyonluk görmüş bir yöneticiden bahsediyoruz aslında. Bu önemli. Yani Abdurrahim Albayrak, Fatih Terimsiz de Galatasaray'da başarılar yakalamıştı. O da önemli. Sonuç Okan Hoca ile arasındaki ilişkinin de iyi olduğunu biliyoruz. Abdurrahim Albayrak ismini takip etmek gerek ama yönetimindeki ana isimler, işte demin Sportif AŞ'den Erden Timur'un devam etmesini istediğini söyledim. Ben Metin Öztürk'ün de devam edeceğini düşünüyorum. Cuma günü netleşecek. Artık orada isimler netleştikten sonra yol haritasını anlatırız izleyicilere. Burada önemli olan tabii futbolun patronu kim olacak? Tabii. Sezon. Orada önemli. Yani Abdurrahim Albayrak, Erden Timur birlikte mi? Abdurrahim Albayrak olacak mı? Cuma günü bu soruların cevabı çıkacak aslında. Çünkü son iki sezona baktığımızda yapılan transferler sonuçta bir şekilde şampiyonluk geldi mi? Değil mi? Geliyor. Geliyor. Ama şunu da söyleyelim. Dolayısıyla hani burada da hani Erden Timur Baktığın zaman başarılı. Bu sezon ben transferde çok başarılı bulmadığımı söyleyeyim ama genel anlamda şuna önem veriyorum ben. Galatasaray DNA'sında her zaman ikinci adamların yeri önemli. Adnan Polat bu yüzden başkan oldu 2008'de. Yani o 90'lı yıllardaki iyi ikinci adamlığı. Yine Ali Dürüst her zaman iyi hatırlanır ki Ali Dürüst benim hatırladığım kadarıyla en fazla şampiyonluk gören isim yönetici sıfatıyla. Yine Abdurrahim Albayrak 6 şampiyonluğu var demiştim. Erden Timur da bence şu an bu profilde. Şu da çok önemli Ali, konuştuğu zaman manşetleri belirliyor. Yani böyle bir taraftarın duyguların olumlu anlamda çok karşılık verebiliyor. O hissiyatı, o enerjiyi, o hitabeti. Zaten Dursun Başkan da bunun bilincinde olarak Erden Timur'un devam etmesini istiyor ama işin transfer kısmıysa ben burada hani bu sezonki başarıyı Okan Buruk'a yazıyorum. Çünkü Okan Buruk takım içi yaptığı transferler. Nedir açalım? Barış Alper, Kaan Ayhan bu oyunculara kat ettiği aşama diyebiliriz. Yoksa transferde Kerem Demirbay ilk 11 transferlerinden özellikle söylüyorum. Son dönem Kön, Davinson Sanchez bence çok iyi bir transfer ama Nelson Abdülkerim oynuyor. Yani bu yüzden Zaha'dan, Tete'den, Ziyech'ten dolayı ben bu transfer dönemini başarılı bulamam açıkçası işin maliyet kısmında ama İşin istikrar kısmı söz konusuysa, işte iki sezondur hocanız aynı, başkanınız aynı. Doğal olarak futbolu yöneten isim Erden Timur'a devam etmesi zaten olması gereken. Burada Abdurrahim Albayrak ek bir hamle olur. Olacaksa Cuma gününe kadar bu sorunun cevap bulmasını bekleyeceğiz. Peki Ali, sana hemen şunu da sormak istedim. Okan Hoca'yı çok fazla sözlerimizin arasında kullanıyoruz. Evet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yönetimin başarısı bu süreçte gözü çarpıyor. Ama bir de tabii ki yatsınamaz bir Okan Hoca başarısı var. Geriye döndüğümüzde hem şampiyonluk sezonunda hem bu sezon takım içinde yapmış olduğu transferlerin eksik kaldığı noktaları belki tamamlama konusunda da ve takımı motive etme konusunda da Okan Hoca'ya artı bir parantez açmak gerekiyor. Galatasaray'da bir sözleşme uzatma seremonisi gerçekleşti. İmza töreni gerçekleşti. Okan Hoca orada yoktu ama orada da işte seçimin sürecinin geride kalması ve Okan Hoca ile sözleşme uzatılacağı bilgileri geliyor. Ya bence yeni yönetime güç verecektir hocayı daha. 25 Mayıs'ta seçildikleri gibi ilk iş kendi görev sürelerini bağlayan 2 yıllık süre için Okan Hoca'ya sözleşme olur. Ben de Ali'ye şöyle pas atayım. Yani 10 dakikadır Galatasaray'ı değerlendiriyoruz. Icardi konuşmuyoruz. Geçen sezon tamamen bu başarılı Icardi üzerine okuyorduk. Aslında bu bile bir teknik adam başarısıdır. Yarattığı takımı özetliyor. Şimdi Okan Hoca ilk başlarda çok eleştiriliyordu, hatırlarsın. Evet. O Beşiktaş maçı, Başakşehir maçlarının olduğu süreç, ama ona gelene son kadar. İki senede öyle bir performans ortaya koydu ki hani eleştiriye açık bir böyle bir delik bırakmadı açıkçası yani. Müthiş bir performans. İstatistiksel olarak baktığında yanlış hatırlamıyorsam çok kısa süre içerisinde çok ciddi bir galibiyet sayısına ulaşan ilk teknik adam Galatasaray'da. Dolayısıyla hani istatistik olarak baktığın zaman, oynanan futbol olarak baktığın zaman başarılı mı? Son derece başarılı.
İşte geçmişten de birazcık hani geçmişe de biraz gitmek lazım. İşte Rize Spor macerası. Nereden aldı takımı? Vedat Muriç'e getirdiği seviye. Evet, ondan sonra işte Başakşehir'de müthiş bir performans. Akhisar'lı kupayla başladı. Akhisar'da kupa. Yani burada hak ederek, yani adeta tırnaklarıyla kazıyarak hani Galatasaray'ın başına geldi. Galatasaray'da da peş peşe müthiş başarılara imza atmış bir teknik adam. Dolayısıyla başarılı mı? Kesinlikle başarılı. Hani böyle hani olur ya Mehmet, sallantıda olursun. Hani böyle bir hani bir hafif bir soru işareti ya acaba falan. Şu Okan Hoca'da öyle bir şey yok kesinlikle. Ortaya koyduğu performans, takım içerisindeki forma adaletini sağlaması, maç içerisinde gidişata göre işte formasyon değişiklikleri, bunlar önemli şeyler. Biraz önce sen çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani bazı transferleri takım içerisinden çıkarması. Dolayısıyla bu başarısına yansıyan bir faktör. Berkan'ı sol bek oynattı bu sene. Evet. Kuns Berkan'ı sol kenar oynattı. Portekiz'e kaybetti. Oyuncuyu dokunabilme önemli. Muhakkak Alanya maçını görmüşsündür. Bir farklılık ortaya koyabilecek, tabii, radikal kararlar alabilecek bir teknik çok adam. Çok sakin kalması kulübede. Ziyech'e direktiflerini direkt kendisi muhtemelen İngilizce verdi. Oyuncularla birebir iletişim sağlaması. Ben şu detaylara önem veriyorum. Sürekli kulübeye dönüp İrfan Sarıoğlu ve fikir alışverişi. Bunlar önemli. O da çok önemli. Yani Fatih Hoca elbette bir numara ama bu UEFA'ya giden süreçte hiç mi Bülent Ünder'den, Müfter Kasap'tan olumlu anlamda geri dönüş almamıştır. Yani ekip çok önemli. Bu anlamda ben Okan Hoca'nın ekibini de çok... Yıllardır beraber çalıştığı bir ekip zaten. Elazığ'dan biri İrfan Sarıoğlu'yla. Evet. O önemli, hiç değiştirmedi. Ekipte İsmail isminde bir İspanyol yardımcı antrenörü de var Ceyda. Bu da önemli. Yani oyuncularla iletişim anlamında İngiliz 14 yabancısı var Galatasaray'ın. Ben bu sezonun benim için bir numarası Galatasaray'da Okan Buruk. Yani bireysel performansları konuşuruz elbette ama oyuncudan önce hocaya yazıyorum ben. Çünkü 6 tane Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sonrası bu hep şahit olduğumuz durum. Şenol Güneş'li Beşiktaş'ta, Fatih Hoca'lı Galatasaray'da sezonun ilk yarısı o 6 Şampiyonlar Ligi maçının öncesi sonrası hep geri düşüyorlardı. Beşiktaş yakalayamadı hatırlıyorum. Şenol Güneş dönemi bitti. Fikret Orman dönemini kastediyorum aslında. Onun sonrası işte Abdullah Avcı gelmişti. Fatih Hoca'lı dönemlerde Galatasaray hep çareyi Ocak ayında transferde buldu puan olarak geri düştüğü için. Okan Hoca'ya bakarsak evet transferler yapıldı ama burada ben hocanın hakkını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama yani Okan Hoca'nın hani ayak sesleri daha önceden duyuluyordu. Orası %100. Değil mi? İşte tabii. Galatasaray'da işte Fatih Hoca sonrasında hani uzun vadeli bir Türk teknik adamı hep Okan Buruk'un ismi hep kafalarda vardı. Ama sen vardı ifade yani. Ettin öyle çok iyi, güzel geldi. Akhisar. Rize, Başakşehir. Yani Göztepe ile de potada bıraktı. Sonra Göztepe'yi Yılmaz'a yani çıkarmış. Yani sadece Galatasaray'ın evlatlarından biri olarak değil kazandığı apoletlerle evet, birlikte. Evet, yani kendini çok iyi hazırlayarak geldi bu noktaya. Doğru. Yani çok böyle inişli çıkışlı virajlı yollardan geçti. Büyük başarılara imza attı. Yani hazırlanmış bir şekilde geldi. Şimdi şöyle konuşuluyor genelde hani sosyal medyaya baktığın zaman ya da dışarıda sokakta falan. Yani Okan Hoca belli bir süre sonra Galatasaray'dan ayrılacak. Belki Avrupa'da bir başarı yakalayabilmek için. Tabii İtalya hayali var. Yurt dışı denemesi yapacak mutlaka. Ondan sonrası için de konuşulan isim şu anda Arda Turan mesela. Sen buna katılıyor musun? Yani çünkü Arda Turan da şimdi Eyüp'te başarılı mı? Başarılı. Şampiyon yaptı takım. O da yavaş yavaş hani kendini hazırlayarak önümüzdeki dönemde bir Galatasaray teknik direktörü olabilir mi? Yani o konuşuluyor. Eyüp Spor'un Süper Lig performansını görmemiz gerek. Bu sezon Eyüp'te de maç izledim bu arada. Stat yapacaklar Süper Lig uygun. Artı hani nasıl bir kadro oluşturacaklar merak ediyorum. Evet. Ben çok Eyüp Spor'un asansör takım olmasını beklemiyorum. Sonuçta ben de beklemiyorum. Şu anki mevcut kadrosu bile gayet Süper Lig'deki çok takımdan iyi. Böyle bir basın buluşması gerçekleştirmişti Eyüp Spor Arda Hoca. Bazı arkadaşlarımız, bizim de ekip arkadaşımız Koray Baloğlu hem tesisleri gezmişti hem de Arda Hoca ile birlikte işte maç öncesi analizlerini nasıl yaptıklarını böyle detaylı bir toplantıları olmuştu. Orada ekip arkadaşımız Koray Baloğlu da döndüğünde çok etkilendiğini ifade etmişti. Ama işte duygusallık çok önemli. Mesela Okan Hoca törpülemeye başladı artık Galatasaray teknik direktörü olduktan sonra. İlk başlangıçta da çok kenardan daha agresifti. Biraz büyük takım olduğunuzda frene basmanız gerek. Evet. İşin duygusallığa çok yer yok. Sen de bir forma adalet dedin Ali. Bu sezon Icardi dışındaki Icardi'yi de 21 gün dinlendirdi Galatasaray. Yedek bırakmadı isim yok. Bakarsak işte artık Kerem Aktürkoğlu yedek kalıyor ki Kerem'le de konuşmuş. Doğru. Onu da söyleyeyim Adana Demirspor maçı öncesi. Çünkü Kerem doğal olarak Pendik Spor maçında bir hayal kırıklığı yaşadı yedek kulübesine çekildiği için. Ziyech sağ nasıl bu sezon içinde kenarda olduysa sen de olacaksın. Hani bu sırayla form durumuna göre deyip Kerem gayet Adana Demir maçına motive girdi.
Bu da önemli. Oyuncu kaybetmiyor, oyuncu kazanıyor. Bunlar hep artı. Kesinlikle yani bir futbolcunun hocasına duyduğu saygıyı arttıran önemli faktörlerden bir tanesi hocasının sağladığı forma adaletidir. Yani eğer sen teknik direktörün, teknik adamının, hocanın forma adaletini sağladığını görüyorsan takım içerisinde ona duyduğun saygı daha da fazla artar. İşte Okan Hoca'nın da zaten oyunculardan ciddi anlamda saygı görmesinin sebebi bu. Sen de söylüyorsun. Kerem geniş dedik, bir rotasyon. Bir de yabancı oyuncu örnek vereyim. Davinson Sanchez 42 milyon euro bonservisi görmüş. Bence hiç uzak ara. Yani bu ligimizin en iyi stoperi. Gelmiş geçmiş bence en iyi stoperi. Hatta olabilir. Yedek ve oyuna giriyor. Farkındaysan Okan Hoca onu böyle 5. değişiklik olarak biraz daha ısındırıyor. Çünkü Nelson karşısında trip dağıtmıyor. Gayet yapabilir aslında problemli oyuncu. Yani onun için egodur. Sonuçta Tottenham'la daha başka bir kariyer belki. Ajax zaten başlangıcı. Benzeri şu an Sanchez'de. Nelson Abdülkerim ikisini oynatıyor. Yani geçen sezon aynısını yaptı bu arada Ali bakarsak. Zaniolo'yu oynatmadı. Rashica'yı oynattı. Yoksa Zaniolo ile Rashica'yı kıyaslarsak oyuncu özellik olarak Zaniolo CV olarak çok daha iyi bir isim ama orada işleyen sistem, forma adaleti bunlar hep aslında başarıyı özetliyor Okan Hoca özelinde. Peki biraz da bireysel performanslar üzerinden ilerleyelim Galatasaray'da. Galatasaray'da bizim editör masamızın da yazmış olduğu haberde Icardi ve diğerleri başlığı var. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi Adanademirspor maçında fileleri sarsarak son 6 maçta 7. golünü attı. Hakim Ziyech ve Mertens haftayı boş geçmedi. Icardi ile ilgili görüyorum etrafımdaki Galatasaray taraftarları da sosyal medyada da Icardi şampiyonluk modunu açtı yorumları. Çok fazla. Sanki böyle Icardi'nin bir tuşu var Ali. O tuşa Okan Hoca basıyor ve Icardi'de şampiyonluk modu açılıyor. Ki Galatasaray'da Arjantin yıldızı Süper Lig'de bu sezon 21 gole ulaştı. Ben şöyle tabii bu eleştiri olarak algılanmaz. Bu sezonki Icardi Jardel'e benzetiyorum. Sadece gol noktasında. Oyun olarak Icardi beğenmediğimi söyleyeyim. Hatta son Adana-Demirspor maçı son dakikadaki golü bence kurtardı. Performans olarak fizik olarak %100 olmadığını o sezon başı kampı görmemesi, kilo fazlası bu sezon içi Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisindeki sakatlık ama seviye olarak futbol zekası çok üst seviye olduğu için Pendik Spor maçında başlattığı hata bitirmesi yine gol noktaları. Burada Icardi'den önce konuşmamız gereken isim Mertens. Bence evet. Mertens'in o yardımı, oyun zekası, asistleri Icardi'yi şu an sürekli tabela yapmasına vesile oldu diyorum ben. Yoksa işin istatistik kısmı var. Jardel de hep vardı. Ama sonuçta yani... Jardel'i de hatırla eleştirirdik. Ya eleştirirdi ama sonuçta önemli olan da tabii o gol sayısına ulaşabilmek. Jardel şöyle eleştiriyordu Ali. Bu adam sadece gol atıyor. Gol atıyor. Ne yapsın ya? Zaten adamın işi gol atmak. Zaten işi o. Zaten işi gol atmak. Ama daha iyi Icardi'yi gördük Galatasaray'da. Geçen sezonki Icardi bence daha iyiydi. Ya ama tamam daha iyiydi de şimdi sonuçta iki sezon üst üste 20 gol barajını geçti değil mi bu adam yani? 51 gol oldu Galatasaray'da. 51 gol oldu yani. Ben yani son dönemde Süper Lig'de bir takıma bu kadar katkı sağlayan, bu kadar gol katkısı sağlayan bir oyuncu görmedim. Zaten Icardi'nin Türkiye'ye geldiği zaman yani beklentilerimiz zaten bu yöndeydi. Yani bu Icardi 20 golü, 25 golü aşacak. Çünkü yani gol makinesi adam biliyor bu işi yani. Yani yıllarca seyrettiğimiz bir oyuncu ve de prime zamanında geldi. Dolayısıyla bu istatistikler bence normal Icardi için ve çok büyük de katkı sağlıyor Galatasaray'a. Evet zaman zaman dediğin gibi mesela bu sezon biraz hani takımı eksik bırakıyor gibi saha içerisinde. Ya ben ama şöyle yorumluyorum sonuçta skora katkısı adam buldu tabii mu bir şekilde atıyor. Yok, yani. Ben o şöyle çok yorumluyorum. Bir şey. Geçen sezonki Kerem Aktürkoğlu ile bu sezonki Barış Alper performansında Icardi etkisi şöyle var. Rakipler Icardi'yi bir değil iki kişi marke edince o alanlar Kerem'e Barış'a geliyor. Yani biraz en varlığı önemli takım için ama performans olarak isim üstünde olmadığını görüyorum. Tabela yapıyor evet ama ben hala fizik olarak %100 ile oynamadığını düşünüyorum. Arada çünkü antrenmanlara çıkmadığı oluyor Icardi'nin. Yani %100 ile oynasa zaten 30'u falan bulacaktı o zaman. %100 yani, burada olmaması gerekiyor. Peki Mertens'ten bahsettik. Hakim Ziyech'in son haftalardaki performans attığı gol. Gerçekten işte Galatasaray'ın belki sezon genelinde transferi konusunda yani çok nokta atışı bir transfer mi attığı ve son haftalarda aldığı bu sorumlulukla birlikte nokta atışı transfer olduğunu gösteriyor. Son 4 hafta sol dizinden sakatlık yaşamazsa Ceyda sözleşmesindeki opsiyon devreye giriyor. Onu da söyleyelim. Yani Galatasaray'ın oyuncusu olacak Hakim Ziyech ama Suudi Arabistan kapısı her zaman açık. Ocak ayında da Al-Shabab'tı görüştüğü takım. Onu da söyleyeyim bir ara gitme durumu da vardı. Özel bir yetenek yani ceza sahası dışından yani Başakşehir, Pendik Spor, Alanya, son Adana-Demir maçı, United maçı 5 maç saydım yani ceza sahası dışından şut çok önemli kilit açmada. Benim tek yorumum ilk 11 mi hamle oyuncusu mu orada kafamda soru işareti var. Çünkü diri rakiplere karşı
O şutlar çok efektif olmuyor ama tam tersi yorulan rakibe karşı Ziyech size direkt maçı skoru getirecek bir isim. Çok özel bir oyuncu. Burada problem tabii Icardi, Ziyech aynı anda sahada olduğunda takım savunması. Yani son Adana Demir maçında Muslera'nın bu kadar ön plana çıkması biraz da işte Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Ziyech, Icardi aynı anda sahada olduğunda o enerji doğal olarak enerji düşüklüğü diyelim. Geçiş hücumu olarak Adana Demir'e fırsatlar. Mendoza bayağı pozisyon kaçırdı Ali bakarsak. Muslera yani maçın yıldızı bence. Evet. Golleri evet. Ziyech, Icardi, Kerem Demirbay attı. İşte asistleri Mertens yaptı ama bence maçın yıldızı Muslera'ydı. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sence Ziyech kalmalı mı Galatasaray'da? Zaha, Tete, Ziyech üçlüsünden biri kalmalı. O isim de bence Ziyech olmalı. Ziyech kalmalı diyorsun yani. Bir kişi kalmalı. Evet. Ya Ziyech'in performansı, yani şimdi Ziyech'in kariyerini yani masaya yatırmak tabii birazcık yani orada hata olur. Ben Zaha ve Tete'nin çok uyumadığını yani çok iyi bir oyuncu ama şimdi ben birazcık da bakıyorum yani sezon içerisindeki hani o dalgalanmalara bakıyorsun. Tam böyle hani bazı futbolcular vardır ya sezon sonunda böyle bir 5. vitese takar tamam mı? Hani bir sözleşme zamanı gelmedi. Sürekli altı performansı yoksa tabii yani, son 5-6 haftada falan herkesin kafa karışır yani bu kadar. Alsa mı yani çok iyi oynadı falan diye ama hani sözleşme yaparsın, yenilersin ya da takımda tutarsın. Ondan sonra yine sezon içerisinde basit bir performans sergiler. Yani Ziyech bundan daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. Biraz şimdi Galatasaray cephesinde hem teknik heyette hem yönetimde kafalar karışmış olabilir. Ben açıkçası hani yeni sezon içerisinde ne verip ne veremeyeceği konusunda biraz sanki şüphelerim var gibi. Bu performans yani şu andaki performansını eğer bütün sezona yayacaksa ama belki mutlaka kalması gerekiyor ama ben yayabileceği konusunda şüphe yaşıyorum açıkçası. Yok haklısın. Soru işareti hep var Ceyda. Fiziksel olarak var. Evet. Fiziksel devamlılık anlamında ya zaten sakatlığa da müsait. Tabii bu Ziyech sürekli bu şekilde oynaması mümkün değil ama buna yakın performansını sezon genelinde bütün maçlarda buna yakın oynasa muhteşem olur ama dediğim gibi bence biraz şüpheler var yani o konuda. Peki tabii Galatasaray konuşuyorken bugünlerde Yıldız File bekçisi Fernando Muslera'yı konuşmazsak olmaz. Bir haberimiz var ekrana getirelim. Adana Demirspor deplasmanında kalesinde adeta devleşti Fernando Muslera. 3'ü kritik 8 kurtarış yaptı ve sarı kırmızılı formayla da gol yememe rekorunu geliştirdi. Hayır. Evet, Fernando Muslera ile ilgili detayları bu şekilde haberimizde derlemiş editör masamız. Tabii ki bize de konuşmak kalır da konuşurken hangi cümleleri seçsen, hangi sıfatları seçsen acaba Muslera'nın bu performansına karşılık bulur. Ben bazen bulmakta güçlük çekiyorum. Yaşlanmasını istemediğiniz, yaş almasını istemediğiniz futbolcular listesinde herhalde 2-3 içindedir. Ama şu Atiba'ya benzedi şöyle. Bu sezon belki de geçmiş, yani yaşlandıkça daha da iyi bir kaleci oldu. Bir kere işin topla, geriden çıkarma, daha isabetli paslar, daha libero gibi oynama, çok atak savuşturduğunu görüyoruz. Adana Demir maçı da Ceyda, ben kendi adıma şu benzetmeyi yaptım. Hamza Hoca dönemindeki bir Mersin maçı vardı. Yasin'in golüyle Galatasaray'ın kazandığı, Nakulman'ın goller kaçırdığı, Muslera'nın daha doğrusu kurtardığı imza performans oldu Galatasaray kariyerinde. Ve bu sezonun da başından sonuna bakarsak zaten istatistikler de ortada. Yani evet Mertens diyoruz, Barış Alper diyoruz ama Mertens'e Barış Alper ilk 10 hafta çok yoktu mesela. Muslera sezon başından beri yani bir kariyer yapacaksak bu sezon muhakkak Muslera ve Torreira olacak. Ben ikisine ayrı yer açıyorum. İki Uruguaylı oyuncu. İkisi de sözleşme uzattı. Bu arada bunu doğru bir hamle olarak yorumluyorum. Bilmiyorum Ali sen hani bu fonu çok daha benden yakından takip ettin. Sanki bu performansla bir 40 yaşını görebilir. Ben bir diyordum bu performans sanki bir iki sezon daha oynar. Bu fondan önce Shilton vardı hatırlarsın. Peter Shilton ya. 47, 48 yaşına kadar, 49 yaşına kadar oynamıştı. Yani açıkçası her geçen sene böyle 86 hani doğumlu Haziran'da 38 olacak. Evet. Daha 2 sene daha oynayabilecek gücü var bence. Yani ben çok yani seneye son sezon olacağını düşünmüyorum. Ya kaleci sezona şöyle başlıyoruz. Fernando Muslera işte bu sezon artık Fernando Muslera'ya bir yedek alınmalı. Bu sezon son sezonu olabilir falan. Ama sezon sonuna geldiğimizde yine şampiyonluk öyküsünde eğer şampiyonlukla tamamlanırsa bu sezon ilk 12 sezon 6 şampiyonluk, 13 sezon 7 şampiyonluğa çok yaklaştı. Yani kalecilerde artık bu yaşlar tecrübenin böyle zirveye çıktı. Sen de çok güzel söyledin yani işte topu oyuna sokması, etmesi kritik noktalarda, kritik yerlerde Galatasaray'ın o kritik maçlarında devreye girmesi. Çok kaliteli bir kaleci. Dolayısıyla tabii Galatasaray'da kalması bence önemli Muslera'nın. Zaman zaman eleştiriliyor. Çok eleştirildiği yerler de oluyor. Bazen bir konsantrasyon. Bu sakatlık yaşadığı sezonlar tabii konsantrasyon kaybı oluyor, ediyor. Düşüş
yaşadığı dönemler mutlaka oluyor ama genel olarak genel perspektife baktığın zaman Muslera Galatasaray'ın bence en önemli asetlerinden bir tanesi. Yani Galatasaray'ın bir de kalecilerden yana şansı oldu hep işte değil mi? Tafarel, evet. İşte Mondragon, ondan sonra o arada bir şimdi Leo Franco arasında Morgan De Sanctis, Leo Franco. Leo Franco, Morgan De Sanctis ve Zapata yabancı. Zapata. Evet, orada bir değil mi? Ha, bir de bir o ara hiç yok yani. Barcelona'nın kalecisi. Ama en son Peña geldi. Muslera sakatken. Ama genel itibariyle baktığında uzun vadeli isimler işte ben bir işte hani Tafarel, Mondragon ve son dön işte 20 seneye baktığında Muslera ki Muslera gerçekten Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukların çoğunda belki de yani hepsinde pay sahibi mutlaka olmuştur. Tek bir sezonda şampiyonluk kazandırmışlığı var bence. Hamza Hoca döneminde. Çok net. Öyle bir performans. Yani kaleci vardır işte maç kazandırır ama işte Muslera gibi bir kalecim varsa da şampiyonluk kazandırır. 2018 Dünya Kupası'nda şanssızlıklar yaşamış. Elinden kaçırdı içeri. Bence zaten biraz da Türkiye'de kalma sebebi Ali. Hem Uruguay milli takımıyla işte uluslararası arenadaki performans artı Galatasaray'la Avrupa maçları. Evet. O biraz tabii takım performansı da olumsuz etkiliyor Muslera'yı. Bu yüzden de 13 sezon Galatasaray'da kaldı. Ama Galatasaray efsanesi oldu onu söyleyelim artık şeyler. Yaşayan bir efsane. Yaşayan bir efsane evet. Bu her futbolcuya nasip olmaz. Peki. Hani benim için de Hacı'dan sonraki en başarılı yabancı. Devam edelim şimdi. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bordo Mavi'ler bir detaylara bakalım. Evet, Papara Park'ta Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Trabzonspor'da bu sezon hedef hem Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu hem de lige 3. sırada tamamlamak ama bir mesaj geldi. Bir mesaj geldi. Çok değişik bir bakış açısı tabii geldi. Sevgili Ümit Karam'dan şimdi mesaj geldi. Olsun. Buradan çok selam söyleyelim Ümit'e de. Görüşemedik uzun zamandır. Artık bir araya da gelmemiz lazım ona göre. Diyor ki Ümit çok güzel bir noktaya değinmiş. Santrafor kalmadı. Kalecilerin işi kolay diye bir de gülücük göndermiş. Yani santrafor kalmadı. Kalmadı. Şimdi tabii şimdi Ümit gibi bir santrafor. Var mı şu anda yani? Yok Anadolu yani. Takımlarında. Büyük takımlarda, da yok yani. Tabii. Hayır, Ümit Kara'nın çıkış Gençler Birliği olduğu için aklım biraz oraya gitti doğal olarak. Yok artık. Serkan Aykut vardı onun döneminde. Birçok oyuncu vardı. Eskiden değil mi? Böyle yıldızlar karması gibi. Özellikle yerli santrfor o rotasyonu değil mi? Muhteşemdi yani. Ümit Kara'nın... İşte gelmesi temennimiz ve milli takım içinde hep bunu dile getiriyoruz. Yerli santrfor konusunda. Ümit Kara i̇şte biraz da bir üzülebilir kariyerine. Onun attığı şampiyonluk gollerini Cenk attı. Everton'a transfer yaptı. İşte Ümit Karın da güzel bir kariyer oldu. Ümit'i de Liverpool falan istemişti bir ara ben hatırlıyorum yani. Liverpool'da da golü var. Var. Anfield'da değil mi? Evet. Ama o noktada ben her zaman Hasan Şaş'ı ayırıyorum Ali. Nedenini söyleyeyim. Real Madrid, Milan, Brezilya milli takımına gol atan tek Türk. Başka da Türk çıkmaz yani. Brezilya milli takımı önemli tabii yani. Brezilya imza oluyor yani orada. Peki devam edelim. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek dedik. Detayları paylaştık. Hedef ligi 3. sırada tamamlamak ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu Bordo Mavililer'de. Ali, bu sezonu ve kalan haftaları Bordo Mavililer açısından nasıl yorumlarsın? Yani önlerinde çok iki önemli hedef var. Ziraat Türkiye Kupası hedefi çok evet. Önemli bir hedef. Aslında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hani uzak ara yaptığı rakiplerine karşı şampiyonluk yarışından uzak kaldı bir dönemde. Bence Ziraat Türkiye Kupası hem Trabzonspor için hem Beşiktaş için çok önemli. Abdullah Avcı için de önemli. Ali, onu bir şöyle diyeceğim. Şampiyonluk ve Süper Kupası var Trabzonspor kariyerinde. Bir de kupa eklerse kupa güzel eklerse, olur. Tabii. Doğru söz. Evet. Ben hiç o açıdan Trabzonspor'la yani. Bütün kupaları almış olacak. Tabii lig üçüncülüğü çok önemli. Dolayısıyla bunların ikisini birleştirdiğinde de aslında yol nereye çıkıyor? Bir Avrupa hedefine çıkıyor. Tabii. Avrupa Kupası hedefi. Trabzonspor'un bunu başarabilir mi? Başarabilecek gücü var Trabzonspor'un. Hem ligi üçüncü sırada bitirebilir hem kupa konusunda. Artık kupada finale kaldıktan sonra bence favori yok. Yani Beşiktaş-Trabzon olur. Başka bir senaryo olur. Her şeye rağmen 10 kişi kalsa da 3-2 kazandık herhalde. Tabii yani. Dolayısıyla önemli hedefleri var Trabzonspor'un. Bu sezonu hem 3. hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bitirirse bence başarılı olarak söylenebilir ama tabii artık ondan sonra da yaz transfer döneminde takımı daha önümüzdeki seneye hazır hale, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verecek bir hale de getirmeleri gerekiyor. Mehmet, hemen bir Trabzonspor nasıl bir 11 ile sahada olmasını beklediğimizi de dile getirelim. Kaleci Uğurcan, savunmada Mönye, Mendy, Fernandes, Dansville, orta alanda Berat, Umut, Güneş, Vişça, Pepe, Fantas, orta alan ve ileride Onuachu
11 ile sahada olmasını bekliyoruz Bordo Mavilerin. Onuachu'nun direkt 11'de başlamasını bekliyoruz. Onuachu dönüyor. Afrika Kupası üstüne döndükten sonraki sakatlık. Onuachu'suz bir Trabzon izlemek durumunda kaldık sezonun ikinci yarısı ki. Enis Destan performans verdi. Onun hakkını teslim edelim. Son kupa maçındaki kırmızı kartı biraz hani doğal olarak eleştirileri getirdi. Trezeguet'siz dönemde de çok sallanmadı. Trabzonspor kaybetti. Sivas maçında sakatlanmış. Trezeguet'siz de kazanıyor, sonuç alıyor. Burada tabii şunu görüyoruz Ceyda. Mendy stoperde kullanıyor Abdullah Hoca. Çünkü eldeki mevcut stoperler oyun kuramıyor. Oyun kuran stoperde istediğini hep biliyoruz. İşte Vitor Hugo, Edgar yine ayakları temiz diyebileceğimiz stoperlerdi şampiyonluk sezonunda. Trabzonspor'u da bence transfer döneminde nokta atış hamleler gerek. Özellikle merkezi yani. Ben Trabzonspor'u biraz sert bir takım değil deplasmanlar için. Yani omurga dediğimiz işte ön liberosu, stoperi. Şampiyonluk sezonunu hatırlayalım omurgayı. Edgar Vitor dedim. Önlerindeki ilk isim Siopi Samşik'ti. Bir de joker oyuncunuz Dorukhan'dı. Yani bunlar hep o şampiyonluk sezonu özetliyor. Yoksa şu anki eldeki işte Trezeguet'si, Onaşus'u, Vizcası, Pepe'si yine yetenekli oyuncuları var. Biraz aslında çok üst düzey oyuncular baktığın zaman yani kariyerlere baktığın zaman. Kötü değil. Üst düzey oyuncular. Ama savunma attı yani o evet, merkezde bir kırılganlık bence var. Uğurcan'ın performansını da geri çekiyor. Uğurcan da sonuçta şampiyonluk sezonundaki Uğurcan değil. Ama her şeye rağmen lig üçüncülüğü için ve kupa için ben Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum. Bir de tabii rakipleri de çok puan kaybetti. Evet. Yoksa üçüncülük için çok fazla puan kaybetti Trabzonspor'un hep kaldı üçüncülükte. Burada önemli olan tabii Avrupa'ya açılan yolu bulabilmek. O bir teknik adam için de çok önemli. Kupada da lig üçüncülüğü konusunda da ben de sana katılıyorum yani. Hani şu andaki performansa baktığın zaman bir adım önde gibi gözüküyor ama finallerde yani bir zaman favori olmaz. Onu çok net olarak söyleyeyim. Finaller her sonucu açıktır. Yani Trabzon hani finale kalır mı kalmaz mı onu göreceğiz ama. Tabii. Karagümrük oynayacak rövanşı. Karagümrük ligdeki durumu. Bir anda bir Ankara Gücü Karagümrük finali seyredebiliriz ya futbol belli olmaz tabii yani. Tabii ki. Daha önce de benzerleri oldu. Güzel bir final hepimizin hakkıyla, hakkı olanın kazanabileceği tabii, tabii. Bir Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Bir de tabii Fernando Muslera'dan profesyonelliğinden hep bahsediyoruz ama Türkiye'de belki de yine profesyonellik ve tüm takımların saygı duyduğu bir isim de Edin Visca. Trabzonspor'da. Visca da yine bu sezon Trabzonspor formasıyla hem profesyonelliğiyle hem performansıyla dikkat çekiyor Ali değil mi? Yani son derece profesyonel bir isim. Yıllarca İstanbul Belediye'yle başladı. Başakşehir. Maç kaçırmadı. Maç kaçırmadı yani. Bir ara tabii. Evet, istikrar bu sezon üzerinde Ali sol kanatta oynattı onu Abdullah Hoca. Kadıköy'de mesela ona şöyle asist yaptı. Ters kanada da geçti. Yani senin dediğin profesyonellik böyle bir şey. Bir de tabii son iki dakikada şimdi Ali'nin önünde de Sabah gazetesinde elmas gibi parladı başlığı varken. Tabii bir Arda Güler'i Arda Güler'e de sormak isterim Ali. Direkt olarak 11'de başladı. İlk karşılaşmada gole imza attı. Beklediğimiz bir performanstı. Biz şaşırmadık ama sen nasıl değerlendirirsin? Ancelotti'nin rotasyona gittiği bir haftada aslında önemli de bir hafta. İşte Sociedad deplasmanına gidiyorsun. İlk 11 oynuyorsun ve hakikaten çok da klas bir gole imza attı Arda. Arda ne zaman sahada olsa, Real Madrid formasıyla ne zaman o yeşil sahanın yeşil sahadaki o çimlere bassa mutlaka spektaküler bir harekete imza atıyor. Real Sociedad maçındaki o çalım, attığı gol. Daha önce biliyorsun bir orta sahadan direkten dönen topu var. Yine başka bir golü var. O gol de çok güzel bir gol. Yani Real Madrid taraftarlarının şu anda göz bebeği. Ben kesinlikle Ancelotti'nin de bırakmayacağını, önümüzdeki sezonda Real Madrid'de daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir kiralanacak, işte gönderilecek. Ya şöyle bir şey var. Real Madrid'de gelip bu yaşta direkt ilk 11 oynayamazsın. Vinicius Junior'da da böyle oldu. Ben 2018'deki maçta hiç Vinicius'u hatırlamıyorum. Hatırlamazsın İlk geldiği sezon yoktu öyle. Bunun bir adaptasyon dönemi olacak. Şimdi Endrick gelecek. Tamam mı? O da çok genç bir oyuncu. Palmeiras'tan. Brezilya'dan. Rodrigo. Bu isimler çok genç bir oyuncular. Anda bir anda değil. Bunlar yavaş yavaş. Yani Real Madrid kültürü de zaten onu yavaş yavaş sahaya daha fazla süre alacak noktaya getiriyor. Arda'nın da bu noktada sabırlı olması lazım. Zaten gerekli noktalarda Kurt Hoca, Ancelotti ona gerekli süreyi de sağlıyor. Gerekli alanı da açıyor. Dolayısıyla Arda da bunu çok iyi şekilde değerlendiriyor. Ben kalacağını ve uzun yıllarda Real Madrid'de çok başarılı olacağını tahmin ediyorum. Çok net söyleyeyim.
Çok teşekkür ederim. Ali Baransel, Mehmet Özcan, ağzına sağlık. Yorumlarınızı değerlendirmeniz için benim için büyük keyifli sizinle yayın yapmak. Biz teşekkür ederiz. Umarım siz izleyenlerimiz de keyif almışsınızdır. Efendim, Spor Ajansı'nın noktaları üzerinden görüşünceye dek hoşçakalın.